Evet, biz gezmeye çıktık yine. Bu gece İstanbul Caddesi'ne gidiyoruz. Akşam oğlumun mekanına gittik. Bu gece de Lüleburgaz'ın meşhur İstanbul Caddesi'ne çıkıyoruz. Şimdi biraz serinleyelim. İşte buradan çektiğim yer benim. Ben oradan çekiyorum burası. Tamam, ben senin koluna girdim mi garanti bir şey olmadan gideriz. Burası kapalı otopark. Kerim, bu kameradan mı bile buğulu buğulu bak. Benim gözüm öyle görüyor. Böyle böyle normal bir kamera. Sivrisinek dolu yeşilliklerden. Aykut kapamış mı? Balamana doğru gidiyorum. O bizden önce gider. Bakalım orası nasıl? İstanbul Caddesi kalabalık. Bizim burası gibi teynem. He? İnsanlar dışarı çıkamaz hale geldi. Değil mi? Bak burası nasıl hareketli. Dolu. Herkes burada. Caddede. Oh, esiyor da ne güzel. Evet, burası Lüleburgaz'ın İstanbul Caddesi. Bizim bir ön sokağımız. Oh, esti ne güzel. İşte bu rüzgar olsun bana yeter. Dondurmamızı alıp şurada bir yerde otursak mis gibi. Serin serin yeriz. Ne yapacağız hadi söyle bakalım. Yeşil ne güzel. Rüzgar olduğuna sivrisinek yok. Bizim Miskap'a kadar varmış burası. Kalabalık. He. Bayağı var ya. Vallahi. Daha var. Daha yakın sanki bizim. Hemen hemen aynı herhalde bak. 3 dakika 5 dakika oldu. İşte İstanbul Caddesi
Bu kadar yani. Lüleburgaz'ı İstanbul Caddesi mesafesi de bu kadar. Buraları bile karanlık karanlık. Buralardan bile ışıklardan tasarruf yapmışlar. He, ağaçlardan böyle karanlık. Evet, burada bir kafe vardı, kapanmış burası. Başka bir şey varmış. Bekir'in burada balaban kapandı mı yoksa? O sefer ki balaban kapandı, yıkılıyor. Ya. Evet, o hadi be. Hastanenin yanındakine mi gideceğiz? Tabii. Oo, mesafe uzadı. Ben buradaki balabana diye niyetlendim. Olsun, biraz yürürüz burada. Yapacak bir şey yok. Ben gene burada alıp burada oturmayı düşündüm ya. Hava alıp şurada oturup dondurmamız iyi. Ben bayağıdan bir gelmediğim belirgin. Çarşıya. İstersen dinleneceksen oturalım. Biraz dinlenelim ya. Aykut gelene kadar. Evet. Benim... Tamam. Nerede? Oradaki balaban. Nerede var balaban başka? Ne? He? Tamam. Nerede var? Hı? Nerede var? İleride de var. Yok. Bir orada var, bir orada var. Yine dışarıda oturmuş. İleride dedin nerede? Hı? İleride dedin nerede? Arçeli'yi geçince. Biz niye gitmedik oraya? Siz böyle bir yere buraya geldiniz. Yavrum ben... deyince içeride, burada içeride oturacak haliniz yok ya. Ben burada var balaban diye geldim. Aykut gitmiş mi oraya? Orada da geliyor, şimdi beraber gideriz. Anladım. Yanlışlık oldu. Ben buradaki balabana yıkıldığını bilmiyordum. Geri dönüş yapacağız. Oğlum gelsin. Biz bir dinlenme molası verelim şöyle. Tekrar geri gideceğiz. İleride de var bir tane balaban ama bayağı mesafe yürüyeceğiz ona. Buraya gidersek daha yakın herhalde. Kerim, burada sinek ilacı yok mudur? Aykut geldi, hani baksın bakalım. Bakalım. Sivrisinek. Karşılayacak mı sen? Sen dinlen de gidelim. Gelmeyecek mi buraya? Tamam, karşılarım. O zaman kalkalım. Tamam, tamam. Hadi. Evet, Lüleburgaz'ın en meşhur dondurmacısına geldik. Verdik oğlum sipariş. Burada oğlum babası dondurma yiyeceğiz. Lüleburgaz'a gelirseniz balaban dondurmasından muhakkak yerinde. Limonatası da, dondurması da şahane. Gene içine. Evet, dondurmamızı aldık. Şöyle afiyetle serin serin yiyelim. Evet, dondurmalarımızı yedik. Evimize gidiyoruz. Burası İstanbul Caddesi. Şöyle ışıklandırılmış kalplerle. Ve bizim evimizin karşısındaki sokak. Lüleburgaz yazıyor kongre meydanı. Biz de şu arkada oturuyoruz. Şu yanan ışıklı binanın alt katı. Bizim evimiz. Uzaktan çektiğim ağaç süslenmiş böyle. Işıklarla yakından çekelim.
Ve her gece size çektiğim kongre meydanının içinden geçiyorum. Direkt kestirme eve gidiyoruz eşimle. Bayağı bir büyük alan burası. Belediye burayı ışıklandırıp bir park yapsa kocaman bir park olur. Hem de çiziciler gelemez buraya. Şimdi normal insanlar bu saatte. Daha sonra tabii ki iyiler gidiyor, kötüler çıkıyor. Bak burada da bir kafe var. Şöyle. Tam o da bizim gene oturduğumuz evin yanında sayılır. Geliyorum canım. Eskiden biz buraya gelir şöyle oturma yer bulamazdık daha önceden. Herkes çekirdeğin dondurmasını alan buraya gelirdi. Şimdi maalesef. Kimseler yok. Gelin elimi tutar mısın? Bir daha kop. Tamam. Çekim yaparken bir de sakatlanıyorum kendimiz. Evet, oturduğumuz ev ışıklı balkonun altı. Eğlence yerleri. İşte bunların kapanmaları gerek. Tam şehrin içinde lokal diye pavyon işletiyorlar. Evet, meşhur toplanma yeri burası. Gece burada toplanırlar içmek için. Tamam, ben bu taraftan gideyim yavrum. Her gelir çektiğim ya size. Şurası. Daha erken saat yoklar. Birden sonra başlıyorlar. 12 birden sonra toplanmaya. Var bir iki kişi. Evet, bizim de oturduğumuz ev işte şurası. Camlar açık. Hava aldık. Bizler gibi evimize gelelim. Evet. Geldik.